Merhaba arkadaşlar, Denizin İlişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok kolay bir dantel örneği göstereceğim. Dantel modeli. Bu modelimizi pikelerimizde, yastıklarımızda, çarşaflarımızda, genç kızların çeyizlerine yapabileceğimiz güzel bir örnek. Hemen başlıyorum. Elimde bir ipim var, ören bayan. Tığım 14 numara. Ama siz hangisinden daha kolay yapıyorsanız o tığ ve ipliği kullanabilirsiniz. Şöyle 30 tane bir zincir çekeceğim. Fazlalığı önemli değil. Eksik gelmesin. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şimdi örneğimi şu şekilde tutuyorum. Şu yukarıdan başlayacağım ilk. Şurada bir sıra dikişin altında kalmış. Ben 6 zincirle başlıyorum. 6 zincir ve 4 tane trabzan yapacağım. 6 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 taneyi çektikten sonra hemen bu altta şöyle bir kutucuk yapıyorum. Bir kutucuk yapıyorum arkadaşlar. Kutucuğun yanına şurada görmüş olduğumuz 4 tane trabzanı yapacağım. Yan yana 4 tane trabzanı yapalım. İkili zincirler yaparak 4 trabzan yapalım. 30 tane zincirle başladık. 2 4 4 trabzanımı yaptıktan sonra trabzandan sonra 1 2 3 4 5 6 6 tane kutucuk yapıyoruz. 1 2 2 zincir çekip 6 tane kutucuk. İlk sıramızda biraz zorlanabiliriz. 1 2 2 zincir, 2 tane atlayarak bir ikincisine batıyorum. 1 2 zincir, hemen yanına batıyorum. 2 zincir, hemen yanına batıyorum. 6 tane zincir çektik. 4 trabzan. Yanına 2 2 2 zincir çekerek 1 2 1 ikinci zincire batıyorum. 1 2 ikinci zincire batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. 8 tane. Benim ipim biraz kalın. Örnekte görülen, modelde görülen örnek biraz daha ince olduğundan benim örneğim biraz daha kalın olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kutucuktan sonra şurada hafif bir çıkıntı var. 6 kutucuk.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kutucuk yapıyorum. 1, bu 6 tane zincir çektik, döndük. 4 tane trabzan. Sonra 2 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuk yaptım. Ve bu yedincisini hemen şu dibe batıyorum. Çok yakınına, üstüne almadan battım. 2 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Dönüş noktam şu olacak arkadaşlar. 10 tane şundan 10 tane trabzan yapacağım. Dönüşte. Şuraya 10 tane trabzan. Şu dönüşümde bir 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane doldurdum buraya trabzan, bir tane daha 10. 10. trabzanımı şuradaki 6. kutucuğun tepesine batıyorum. Tekrar göstereceğim arkadaşlar. 10.sunu oraya battım. Bu benim şuradaki işlemim. Şimdi dönüşte 1, 2, 3, 4 kutucuk yapacağım. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 kutucuktan sonra bir tane dörtlü trabzan. Şimdi dönelim. Şöyle göstereyim. 1, 2 zincir çekiyorum. Ve hemen yanına. Kolay bir örnek arkadaşlar. İlk sırada zorlanıyoruz. Daha sonra kutucuklarla devam edeceğiz. Kutucuklarla devam ediyoruz. Arasında şu dörtlü dört tipi bu trabzanlarla şöyle zikzak çizeceğiz ve şurada bir süsümüz olacak. Şimdi yine iki zincir çektim. Yandaki kutucuğun tepesine battım. İki zincir çektim. Yandaki kutucuğun tepesine battım. Dört tane olacaktı. Bir iki kutu, iki zincir çektim. Yandaki kutucuğa. Battım. Şimdi burada bir tane dörtlü yapıyorum. Dörtlü trabzan. Örneğimde gösterecek olursam şu döndüğüm noktada ikinci sırada şuradaki dörtlü trabzanı yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Tekrar göstereyim. Şimdi yine bir kutucuk yapıyorum. 1, 2 ve şuranın tepesine batıyorum. Burada yine benim 4 tane trabzanım var. Dört trabzanımı yaptım. Bir, iki zincirimi çekiyorum bunun yanına. Burayı üç kere de çekiyorum arkadaşlar. Bir, iki, üç. Kutucuğun düzgün olması açısından.
Şimdi burada 6 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüyorum. Yine bu 4 tane trabzanımı üzerinde yapıyorum. Burası her zaman sabit. Her gidiş gelişte mutlaka bu 6 zincirim ve 4 tane trabzanım sürekli aynı yönde devam edecektir. Burada bir değişiklik yok. Bakın şimdi yine 1, 2. Bu kutucuğumu da yerinde yapıyorum. Şuradaki kutucuğumu kaydırarak aşağı geleceğim. Kaydırarak yukarı çıkacağım. Şimdi buradaydık. Şimdi bu kaydıracağım aşağıya. Nasıl yapıyoruz? Onun üzerine bir kutucuk yapıyorum. Ve burada bir dörtlü yapacağım şimdi. 4 tane trabzan. 1 2 3 ve 4. Şöyle tutacak olursam düzgün bir şekilde bakın. Şuradan göstereyim. 1 Şimdi 2'yi yapıyorum. Aşağı doğru kayarak geleceğim. Yine burada 3 tane trabzanı yerinde yapıyorum. 1, 2. İki zincir yine üzerine. İki zincir yine şurada düzgiden çıkıntının üstüne girdim. Şimdi bunlar böyle yan yana yan yana gidiyor arkadaşlar. Yan yana gitmesi için ben yine burada 1, 2, 3, 4 zincir çekerek şuranın dibine giriyorum. 1, 2, 3 tane 1, 2, 1, 2, 3, 3 tane kutucuğun hemen dibine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane. Buradan burası düz gidiyor. Şurada kaç tane olmuş oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu ilk başta 7 tane kutucuk oluyor. İlk sayarken 6 demiştim. Ben burada bir tanesini eksik söylemişim arkadaşlar. 7 tane. 6, 4, 4 trabzan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kutucuk. Burada da bakın artık kaydırma işlemi başladı. Şurası şöyle tepeden aşağı kaydırarak geleceğiz her sırada. Şimdi bunu yaptım, burayı yaptım, ikili. Bakın şöyle tutarsam. Örneğin üzerinde gösterelim. 1, 1, 2, 2. Ve birinci şurada gülümü diyelim. Gülümü yaptım. Şimdi ikincisine geçiyorum. Şu dibe geldiğimizde burada 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bunun dibine tekrar batıyorum. Kutucuk değil de bir yuvarlak oluyor. Şimdi üstüne almadan battım, bir zincir çektim ve dönüyorum. Buranın içini 10 tane dolduruyorum. 10. 10 tane trabzan. 1. 10 tane ikili trabzan. 2. 3. 4. 5. Her sırada bu işlemi yapıyoruz. 6. 7 8 ve 9 10.sunu şuraya batıyorum. Kutucuğumun olduğu yere. Burada artık bir kutucuk oluşuyor. Şu kutucuk burada dümdüz gitmesi lazım. Yani şurası. Şimdi tekrar 1 2 zincir çektim, yana geçiyorum. 2 zincir çektim, yukarıya doğru çıkıyorum. Yine bir kutucuk yapıyorum.
Bu arada 3 tane kutum oldu. Şimdi buradaki kutuyu dörtlü trabzan yapıp bu dörtlü olanın üzerine bir boşluk kutucuk yapacağım. Boş kutucuk. 1, 2. Pardon. Buraya şimdi dolduracaktım. Şimdi 1 bir trabzan üzerine alıyorum. 2 tane ortaya trabzan. Bir tane de bunun üstüne. Dörtlü trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Yine yukarıya doğru. Yani örneğimin başına gidiyorum. Yine 2 tane zincir çektim. Tek olan trabzanın başına battım. Ve 2 zincir çekiyorum. Burada düz giden 4 tane trabzanımı yapıyorum tekrar. Burasını hiç karıştırmayalım. Sürekli devam edecek. Örneğimiz bitene kadar. Bundan havlu kenarı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Renkli ipliklerle havlu kenarı. 1, 2 zincirimi çektim. 2 tane zincir yukarıya çıkıp hemen batıyorum buraya. Burada 1, 2, 3 kere de çekiyorum burayı. Şimdi 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle tutayım biraz. 6 zincirimi çektim. Yine dönüyorum. İpimin üstüne aldım. Dörtlü trabzanı yapıyorum. Dörtlü trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Yine dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bir kaydırdım aşağıya dörtlüyü. Bir, iki, üç, dört. Bir tane de buraya 5 olacak dönüşte. Sonra tekrar yukarıya çıkacağım. Evet, bir kutucuk. Bir kutucuk daha. Bu kutucuğun yanına gelince burada 5 zincir çekip yana giriyorum şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Onu da bunun dibine tekrar batıyorum. Ve bir zincir çekip dönüyorum. 10 tane dolduruyorum içini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'uncusunu tam şurada düz giden trabzanımın tepesine batıyorum. 10. Şimdi yine burada bir tane kaydırıyorum. Şurada bir tane kalacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bir kutucuk sürekli devam ediyor. Onun üstüne yapmayacağım. Bir tane kayıyorum aşağıya. Şimdi iki tane zincirimi çektim. Bir kutucuk yaptım. 1, 2, 3, 4, 5.sini yapıyorum. Ve artık yukarıya 2 tane kutucuk yaparak çıkıyorum.
Şimdi yapalım, yukarıya gidip tekrar geri dönelim. Bunları yerinde yaparak yukarıya gideceğim, tekrar döneceğim, buraya geleceğim arkadaşlar. Buraya geldikten sonra görüşelim. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5. Yani 1 2 3 4 5. Şimdi tekrar yukarıya çıkacağım. Ne yapacağım? Burada dörtlüğünü 1 2 3 4 ileriye yapacağım dörtlüğü. Şöyle anlatayım. 1 2 3 4 5. Şimdi tekrar yukarı çıkacağım için bunun içini dolduruyorum. Bu kutucuğun içine 4 tane yaptım. Artık yukarı doğru çıkacağım. Burayı tekrar 1 2 tane zincirimi çekip kutucuğuma giriyorum. Yine 2 tane çekiyorum. Bir, iki, üç, iki, üç, dört, beş ve hemen bu yana dönüyorum. Buranın içine 10 tane yine dolduruyorum. Bir. Artık saymama gerek var mı? Yok herhalde. İki, üç. 3 ve buraya batıyorum tekrar. Yine kutucuklarımla yukarıya doğru çıkıyorum, kutucuklarla kaydırarak. 4 tane trabzanı kaydırarak yukarı çıkacağım. Evet, şimdi yukarıya kaydırıyorum. Bunun yerinde. Şimdi buraya 4 tane. Üç kutucuk. Bakın yukarıya doğru çıktım. Yine bir iki zincir çekiyorum. Bir iki üç. Bir iki üç dört beş altı. Ve dönüyorum. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Kutucuklarla aşağı iniyoruz. Bakın 1 2 3 4 5. Şimdi buraya gelip tekrar döndüğümde 1 2 3 4 5 olacak. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 tane indik. 1 2 3 4 5.
5 tane çıktık. Örneğimizin tamamı bu şekilde. Yine buradan başlıyoruz. Şurası, burası. Buradan aşağıya kaydırarak geliyoruz. Tekrar dönüyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Şu şekilde elimde tutayım. Böyle çarşaf kenarlarına, havlu kenarlarında, pikelerde kullanabiliriz. Bu da bir yastık. Küstü bir yastık. Buradan anlatayım dedim arkadaşlar. Şurası bu şekilde dikili. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yastığımın başı da burası. Şu şekilde. Başlama noktası. Aynı benim de aynı şekilde.